Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Yazım kurallarını size iki video şeklinde anlatmış olacağım. Bunlardan birincisiyle başlıyoruz. Büyük harflerin yazımı. Arkadaşlar bilindiği gibi cümleler her zaman büyük harfle başlar. Sonbaharda göçmen kuşlar sıcak ülkelere göçer cümlesinde bakın, cümlenin büyük harfle başladığı görülmektedir. Önemli birkaç uyarımız var. Bunlardan birincisi arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi ara sözler her zaman küçük harfle başlar. Özel isim olmadığı müddetçe. Bakın Murat Bey yeni taşınan komşumuz bizi Kadıköy'e bıraktı cümlesinde ara söz nerede arkadaşlar? Yeni taşınan komşumuzdur. Bunun da görmüş olduğunuz gibi küçük harfle başladığı görülmektedir. İkinci uyarımız alıntı yoluyla eğer tırnak içine alınan bir cümle varsa bunlar nedir arkadaşlar? Büyük harfle başlar. Buna da dikkat edelim. Bakın, Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyerek konuyu güzel bir şekilde özetlemiştir cümlesinde. Atatürk'ün sözü tırnak içine alınmış ve görüldüğü gibi arkadaşlar büyük harfle başlamıştır. Bu konuyla ilgili son uyarımıza geçiyoruz. Nokta, iki nokta, ünlem, soru işareti ve üç noktadan sonra cümleler her zaman büyük harfle başlar. Lütfen buna da dikkat etmiş olalım. Zebralar dağların ardındaki ormanın içlerinde yaşıyor cümlesinde. Bakın 3 noktadan sonra cümlenin büyük başladığı görülmektedir. Dil ağzımızda anamızın sütüdür cümlesinde 2 noktadan sonra yine cümlenin büyük harfle başladığı görülmektedir. İkinci kurala geçiyoruz arkadaşlar. Belirli bir tarihi gösteren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Bakın 22 Aralık 2012 Perşembe günü Elif dünyaya geldi cümlesinde Perşembenin P'si ve Aralık'ın A'sı büyük yazılmıştır. Çünkü bir tarihe bağlandığını görüyoruz. Atatürk 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktı derken Mayıs'ın M'si büyük yazılmıştır. Çünkü bir tarihe bağlanıyor. 2015 Temmuz ayında askerliğimi Samsun'da yaptım cümlesinde yine Temmuz'un T'si büyüktür. Çünkü bu da bir tarihe bağlanmıştır. Önemli bir uyarımız var. Belirli bir tarihi belirtmeyen gün ve ay adları arkadaşlar her zaman küçük harfle başlar. Buna da dikkat edelim. Yine aylardan Kasım sende kaldı bak bir yarım ifadesinde Kasım'ın K'si küçük yazılmıştır. Çünkü bir tarihe bağlanmadığı için. Üçüncü kuralımız kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözcükleri, ünvan, meslek, rütbe adları büyük harfle başlar. Mühendis Demet Hanım derken bakın mühendisin M'si ve hanımın H'si. Gazi Mustafa Kemal Atatürk derken Gazi'nin G'si. Polis Serhat Bey derken de polisin P'si ve beyin B'si büyük harfle yazılmıştır. Önemli bir uyarımız var. Akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle yazılır. Ancak akrabalık bildiren kelime eğer ki arkadaşlar aidiyet bildiriyorsa yani sahiplenme bildiriyorsa arkadaşlar bunlar da küçük harfle yazılır. Bunu da unutmayalım. Bakın Nene Hatun derken nenenin n'si büyük. Baba Kemal derken babanın b'si büyük. Ramiz Dayı derken dayının d'si büyük yazılmıştır. Fakat Kamil dayım dün gece askere gitti ifadesinde dayım demiş. Buradaki M iyelik ekidir. Dolayısıyla aitlik bildiriyor. O yüzden dayının D'si de küçük yazılmıştır. Dördüncü kuralımız arkadaşlar. Bu da özellikle mektuplar ve resmi yazışmalarda hitapların her kelimesi büyük harfle başlar. Sayın Vali, Sayın Bakan derken bakın sayınların S'si büyük yazılmıştır. Beşinci kuralımız resmi, dini, ulusal bayramlar, anma ve kutlama günlerinin arkadaşlar her kelimesi büyük harfle başlar. Ramazan bayramı derken, anneler günü derken, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı derken ya da tıp bayramı derken veya da Regaip Kandili derken görmüş olduğunuz gibi burada hem resmi hem dini hem de ulusal bayramlarla kutlama günlerinin ilk harflerinin büyük yazıldığı görülmektedir.
Altıncı kuralımız özel ada dahil olan kurultay, bilgi şöleni, açık oturum ve toplantılarının her kelimesi büyük harfle başlar. Bakın Cumhuriyet Tarihi Sempozyumu, Nazım Hikmet Kitap Haftası ya da Muhsin Ertuğrul Tiyatro Günü derken bunların da her kelimesinin büyük harfle başladığı görülmektedir. Yedinci kuralımız tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük ve nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı yazılır. Bunlara gelen ekler de yine kesme işaretiyle ayrılır. İlk çağ derken bakın dönem bildiriyor, ayrı yazılmış, ilk harfleri de büyük. Kurtuluş Savaşı derken arkadaşlar bu da tarihi bir olayı anlatmış. Dolayısıyla ilk harflerinin büyük yazıldığını görüyoruz. Aynı zamanda gelen çekim ekinin de kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. Milli Edebiyat Dönemi derken bu da arkadaşlar yine dönem bildirmiş. O yüzden dönemin D'si büyük ve her kelimede büyük yazıldığı görülmektedir. Gelen ekin de kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. Yükselme devri derken de dönem bildirdiği için her sözcüğün büyük harfle yazıldığı görülmektedir. Önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Tarihi dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle yazılır. Klasik Türk edebiyatı, tekke edebiyatı, Türk halk müziği ya da Servet Fuhr'un edebiyatı örneklerinde olduğu gibi bunlar da dönem bildirmiyor, tür ve tarz bildirdiği için küçük harfle yazılmıştır. Sekizinci notumuz tüm gezegen adları büyük harfle yazılır. Mars, Venüs ve Merkür örneklerinde olduğu gibi. Dokuzuncu özelliğimiz özel adların hepsi büyük harfle başlar. Bunlardan birincisi kişi ad ve soyadları. Mustafa Kemal Atatürk, Necip Fazıl Kısakürek örneğinde olduğu gibi. Ulus adları da büyük harfle başlar. İngiliz, Fransız, Alman derken. Ya da arkadaşlar din ve mezhep adlarının da büyük harfle başladığı görülmektedir. Müslüman, Hristiyan ya da Müslümanlık, Hristiyanlık derken ilk harfleri büyük harfle başlar. Türk kelimesiyle ilgili bütün sözcükler arkadaşlar büyük harfle başlar. Türkoloji, Türkleşmek, Türkçe, Türkler örneğinde olduğu gibi. Yine ülke ve devlet adlarının da büyük harfle başladığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, Makedonya gibi. Hayvanlara verilen adlar da büyük harfle başlar. Minnoş, şurup, şampuan gibi. Arkadaşlar bulvar, cadde ve sokak adlarının tamamı bakın tamamı büyük harfle başlar. Çetin Emeç Bulvarı, Meşrutiyet Caddesi, Şeker Mahallesi örneklerinde olduğu gibi. Yapı, yapıt ve ören adlarının tamamı yine büyük harfle yazılır. Van Kalesi'nde, Dolmabahçe Sarayı'nda ya da Üç Kümmetler örneklerinde olduğu gibi. Dil adları da yine büyük harfle yazılır. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Fransızca örneklerinde olduğu gibi. Okyanus, deniz, ırmak, göl, dağ, orman ve ova adları da arkadaşlar yine büyük harflerle başlar. Ege Denizi derken iki sözcüğünde büyük harfle başladığı görülmektedir. Van Gölü derken yine aynı şekilde. Amik Ovası derken yine aynı şekilde. Ağrı Dağı derken de yine aynı şekilde iki sözcükte büyük harfle başlamıştır. Ülke, kıta, il, ilçe, kasaba, bölge, köy adları da yine büyük harfle başlar. Afrika kıtasından bahsederken bakın büyük harfle başlamış. İtalya derken ülke büyük harfle başlamış. Çorum bakın büyük harfle başlamış. Akdeniz büyük harfle. Beşiktaş büyük harfle. Refahiye ilçedir bu büyük harfle. Dertli bu da köydür arkadaşlar. Bu da büyük harfle başlamıştır. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran il, ilçe, köy, bucak adları her zaman küçük harfle başlar. Bunu da unutmayalım. Bakın Kayseri ili derken ilin ilisi, Develi ilçesi derken yine ilçenin ilisi, Demirciler kasabası derken kasabanın K'si, Pamuklar Köyü derken de köyün K'si küçük harfle yazılmıştır. Özel bir ada bağlı olarak kullanılan yön adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.
Batı Akdeniz dediğimde bakın yön adı özel isimden önce gelmiş. Dolayısıyla Batı'nın B'si büyüktür. Doğu Anadolu ifadesinde Anadolu özel isimdir. Yön bildiren sözcük Doğu kelimesi özel isimden önce geldiği için büyük yazılmıştır. Karadeniz'in doğusu dersem bakın bu sefer özel isimden sonra geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla yön ismi burada küçük yazılmıştır. Lütfen buna da dikkat edelim arkadaşlar. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Doğu, batı gibi kelimeler bir bölgeyi, kıtayı karşılayacak şekilde kullanılırsa, yani yer bildirirse bunlar her zaman büyük yazılır. Sadece yön anlamıyla kullanılırsa arkadaşlar bunlar da her zaman küçük yazılır. Bunu da lütfen unutmayalım. Biz Batı'nın felsefesini aldık cümlesinde. Bakın burada Batı'dan kastedilen Batı'daki ülkelerdir. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler. Dolayısıyla yer bildirdiği için büyük yazılmıştır. Dağcılar batıya doğru yürüdü ifadesinde ise batı kelimesi burada yön bildirmiştir. O yüzden de küçük yazıldığı görülmektedir. Lütfen bu ayrıntıya da dikkat edin. Kitap adları ve başlıklar büyük harflerle yazılmışsa ile V gibi bağlaçlar da arkadaşlar büyük yazılır. Bakın Vatan yahut Silistre. Bütün harfler büyük olduğu için bağlaç da büyük. Mavi ve siyah yine aynı şekilde bütün harfler büyük olduğu için bağlaç da büyük. Kerem ile Aslı da aynı örneği görüyoruz. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. O da kitap adları ve başlıklarda arada ve sonda olan bağlaçlar ile soru eki olan mı, mi küçük yazılır. Vatan yahut Silistre, mavi ve siyah örneklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar kurum, kuruluş, dernek, makam ve iş yeri adlarının ilk harfleri her zaman büyük yazılır. Devlet, su işleri, Marmara Üniversitesi, sokak hayvanlarını koruma derneği örneklerinde olduğu gibi. Kitap, dergi, gazete adları büyük harfle başlar. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi bir kitabın adıdır. O yüzden ilk sözcükleri büyük harfle başlamıştır. Meşale dergisi ismi büyük harfle başlamış. Dergi kelimesi cins isim olduğu için derginin D'si küçük harfle başlamıştır. Fotomaç gazetesi, Fotomaç özel isimdir. O yüzden F büyük harfle başlar. Fakat gazete cins isim olduğu için küçük harfle yazılmaktadır. Burada iki tane gazete var arkadaşlar. Birincisi resmi gazetedir. Gazetenin adı budur, resmi gazete. Diğeri de arkadaşlar milli gazetedir. Her iki gazetenin adı da bu şekilde olduğu için gazetelerin G'si büyük yazılır. Bunun dışındakilerin hepsi de küçük yazılır. Lütfen bunu da unutmayalım. Kanun, tüzük, yönerge, genelge, yönetmelik adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Milli Savunma Bakanlığı dediğimizde ya da Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği dediğimizde her kelimenin büyük harfle yazıldığı görülmektedir. Yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde özel adlar büyük harfle başlar. Diğer isimler ise arkadaşlar nedir? Küçük harfle başlar. Bakın Hindistan cevizi demişim. Hindistan'ın H'si büyük, cevizin C'si küçüktür. Kangal köpeği. Kangal'ın K'si büyük, köpeğin K'si küçüktür. Van kedisi. Van'ın V'si büyük, kedinin K'si küçüktür. Çerkez tavuğu. Çerkez'in Ç'si büyük, tavuğun T'si küçük. Çorum leblebisine de Çorum'un Ç'si büyük, leblebinin L'si küçüktür. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. O da şu. Buradaki örneklerin hepsine bakacak olursak neyi görüyoruz biz? Bunların hepsi taşınabilir. Eğer özel isimle taşınabilir bir varlıktan bahsediyorsa arkadaşlar, taşınabilir varlık her zaman küçük harfle başlar. Hangisi gibi? Bakın buradaki ceviz ya da köpek ya da kedi ya da tavuk ya da leblebi örneğinde olduğu gibi. Arkadaşlar, taşınamaz olan şeyler ise her zaman büyük harfle başlar. Bunu da unutmayalım. Mesela buna bir örnek verelim isterseniz. Van Gölü gibi. Ya da Van Kalesi gibi.
Görmüş olduğunuz gibi göl de kale de taşınamaz. O yüzden bunların ilk harfleri nedir? Büyük harfle başlamıştır. Önemli bir uyarımız var. Yer isimleri tek başına arkadaşlar küçük yazılır. Ancak özel ismin yerini aldığında ise bu sefer büyük yazılır. Buna da dikkat edelim. Bakın çarşamba günü Boğaz'dan 3 gemi geçti cümlesinde Boğaz'ın B'si arkadaşlar büyük yazılır. Çünkü İstanbul Boğazı ya da Çanakkale Boğazı'nı ifade ettiği için. Sanatçılar Hisar'da konser verdiler cümlesinde ise yine Hisar'ın H'si büyük yazılır. Burada da Rumeli Hisar'ı kastedilmektedir. Diğer bir uyarımız, özel adlardan türeyen sözcüklere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz ve bu sözcükler büyük harfle başlar. Bakın, Türkçülük kelimesi Türk'ten, Türkçü, Türkçüden Türkçülük olmuş, türemiş. Dolayısıyla yapım eki almış ve kelimenin büyük harfle başladığı görülmektedir. Kemalizm kelimesinde kelimenin kökü kemaldir. İzim ekini almış, yapım ekini almış ve kesme işaretiyle ayrılmadığını görüyoruz. Sözcük de büyük harfle yazılmıştır. Yozgatlılar kelimenin kökü Yozgat. Yozgat'tan Yozgatlı olmuş, yapım eki almış. Sonra da arkadaşlar çekim eki aldığını görüyoruz. Kesme işaretiyle ayrılmamış. Aynı zamanda Yozgat'ın y'si büyük yazılmıştır. Avrupalılaşmaktan ifadesinde de yine aynı şey görülmektedir. Dolayısıyla A büyük yazılmıştır. Gelen eklerin de kesme işaretiyle ayrılmadığı görülmektedir. Diğer uyarımıza geçiyoruz. Kurum, kuruluş ve iş yerlerinin isimlerine getirilen ekler kesme işaretiyle arkadaşlar dikkat edin buraya ayrılmaz. Bakın bu çok çıkıyor son zamanlarda. Sınavda da çıkabilir. Lütfen buna dikkat edelim. Edebiyatı Sevenler Derneği'nin düzenlediği geceye binlerce kişi katıldı cümlesinde. Bakın derneğinin demiş. Dernek özel isim. Gelen çekim ekinin de kesme işaretiyle ayrılmadığı görülmektedir. Kadıköy Lisesi'nde mezuniyet töreni vardı ifadesinde ise yine Kadıköy Lisesi özel isimdir. Bakın burada gelen ekin kesme işaretiyle ayrılmadığını görüyoruz. Buradaki husus şu. Kurum, kuruluş ve iş yerlerinin isimlerine getirilen ekler tekrar söylüyorum kesme işaretiyle ayrılmaz. Diğer önemli uyarımız kurum, kuruluş ve bakanlık gibi isimlerinin kendisi kastedildiğinde arkadaşlar her zaman büyük yazılır. Gelen ek de kesme işaretiyle ayrılır. Dün akşam meclisi tatil ettiler cümlesinde meclisten kastedilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Özel isimdir. Kısaltması kullanılmış. O yüzden büyük harfle başlamıştır. Aynı zamanda buraya gelen çekim ekinin de kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. Diğer önemli uyarımız ara yönler her zaman bitişik yazılır. Lütfen buna da dikkat edelim. Kuzeydoğu, Güneybatı örneklerinde olduğu gibi bunlar da bitişik yazılmış. Geçiyoruz ikilemelerin yazımına. Arkadaşlar ikilemeler ayrı yazılır ve ikilemelerin arasına bir noktalama işareti gelmez. Bakın ses seda yavaş yavaş derken ikileme olduğunu görüyoruz. Arasına herhangi bir noktalama işareti gelmemiş. Düğüne eş dost herkes katılmış ifadesinde eş dost ikilemedir. Araya virgül gelmiş arkadaşlar. Burada yazım yanlışı vardır. Önemli bir uyarımız var. Sonunda EA durum hal eki bulunan ikilemeler. Gitgide dışında ayrı yazılır. Git fiili Türk kaymasına uğradığı için isimleşmiştir. Bu yüzden de bitişik yazıldığı görülmektedir. Bakın el ele, baş başa, art arda örneklerinde olduğu gibi bu ikilemeler nedir arkadaşlar? Ayrı yazılmıştır. Fakat gitgide ikilemesinin bitişik yazıldığı görülmektedir. İkinci uyarımız, ikinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcükler ikileme oluşturduğunda ünlü yani hece düşmesi olmaz arkadaşlar. Eğer olursa yazım yanlış olur. Gönülden gönüle, şehirden şehire, omuz omuza yazımları nedir bunların? Doğrudur. Son uyarımıza geçiyoruz. İkilemeyi oluşturan bazı sözcükler anlam kaymasına uğradığı için bitişik yazılır. Fakat arkadaşlar bu durum istisnaidir ve çok sınırlı sayıda örneği vardır. Şöyle ki tüm öğrenciler bir anda suspus oldu cümlesinde suspus sözcüğü ikilemedir ve bitişik yazılmıştır.
Havalar gitgide soğuyor, gitgide ikilemedir, bitişik yazılmıştır. Tüm delilleri örtbas ediyordu, örtbas ikilemedir, bitişik yazılmıştır. Hakan birdenbire evi terk etti, birdenbire ikilemedir, bitişik yazılmıştır. Hayatında her şey alt üst olmuştu, alt üst ikilemedir, bitişik yazılmıştır. İş yerinde herkes adam akıllı çalışıyordu cümlesine de adam akıllı ikilemedir, bitişik yazılmıştır. Kısaltmaların yazımına geçiyoruz. Özel isim birkaç sözcükten oluşmuşsa her sözcüğün ilk harfi alınır ve büyük harfle yazılır. Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Su Kanalizasyon İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde olduğu gibi. Bununla da ilgili önemli bir uyarımız var. Büyük harfli kısaltmalarda harflerin arasına iki istisna dışında arkadaşlar nokta işareti konmaz. Bunlardan birincisi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu şekilde arasına nokta gelir. Diğeri de Türkçe kelimesidir. Ona da bu şekilde geldiği görülmektedir. İkinci kuralımız kısaltmaya gelen ek kısaltmanın son harfindeki sesin okunuşuna göre gelir. Bakın T, B, M, M, Y doğrudur. Map, in doğrudur. TV, de doğrudur. A, B, D, den doğrudur. TÜBİTAK'tan bu da doğrudur. Ama ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dersem yanlış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dersem yanlış. Televizyonda dersem yanlış. Amerika'dan dersem yanlış. Türkiye Bilim Teknolojileri Kurumu'ndan dersem bu da nedir arkadaşlar? Yine yanlıştır. Diğer önemli bir uyarımız var. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara gelen ek kelimenin okunuşuna göre yani arkadaşlar açılımına göre gelir. Bakın büyük harflerle yapılan kısaltmalarda son harfteki sesin okunuşuna göre gelirken küçük harflerle yapılan kısaltmalarda açılımına göre geliyor. Lütfen buna da dikkat edelim. Profesörden dersem doğru, doktordan dersem doğru. Proftan dersem bakın yanlıştır. DR'den dersem yine nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Sonunda nokta bulunan kısaltmalara gelen ekin kesme işaretiyle ayrılmasına gerek yoktur. Ek sözcüğün tamamının okunuşuna göre gelir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. İngilizcenin 20. yüzyılda Almancadan örneklerinde olduğu gibi. Bu videomuzun son konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Satır sonu yazımı. Satır sonuna birleşik sözcük geldiğinde hecelenerek yazılır. Tek sözcük gibi hecelenir. Sözcükler ayrı ayrı okunmaz. Bakın ilkokul örneğine bakacak olursak il, ko, kul şeklinde hecelenir. Dolayısıyla burada il hecesinin kaldığı görülmektedir. İkinci kuralımız satır sonundaki ayrımlarda satırın sonunda tek ses bırakılmaz arkadaşlar. Bakın özel kelimesini ben bu şekilde ayıramam. Üçüncü kuralımız satır sonuna özel isim geldiğinde ve çekim eki aldığında yalnızca kesme işareti kullanılır. Kısa çizgiye gerek yoktur. Ankara'ya örneğinde olduğu gibi bakın kesme işaretini kullanmışım. Kısa çizgi kullanmamışım arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.